Herkese merhaba. Yine klasik Tuğba mutfakta ve kahvaltı hazırlayacağım. Vallahi artık bıktım şu bebek saçlarımdan. Yani tel tokağının falan tutacağı yok. Jöle sprey sürsem nereye kadar süreceğim? Böyle şeylerde kullanmam yasak saçım çünkü kendini toparlayamadığı için. Bir de onlarda bile bir süre sonra böyle dimdik oluyor. Ay anneciğim ekmek yeme, hemen kahvaltı hazırlıyorum. Neyse saçı bırakayım artık. Yani böyle sanmayın ki hiç sizin karşınıza çıkmadan ayna karşısına çıkmıyorum. Eminim benim gibi muzdarip olanlar vardır yani. Saçınız dökülüyorsa, saçınız azaldıysa falan. İnsanın ne saçına böyle bir şekil veresi geliyor. Çünkü araları böyle açık açık saç deriniz çok görünüyor. O yüzden hiçbir şekil veresiniz görmüyor. Tarıyorum, topluyorum ve topladığımda da tabii ki araları açık. Taramadığımı düşünenler olabilir. Bu önlere hiç önem vermiyorum diye düşünenleriniz olabilir ama sürekli elim böyledir ama hiçbir şekilde onlar inmiyor, düz durmuyor. Neyse dediğim gibi benim gibi olanlar vardır. İnşallah bunu dert etmiyorsunuzdur. Kusura bakmayın saçım böyle yani. Evet neyse ben hemen kahvaltıyı hazırlayacağım. Buraları hızlandırılmış bir şekilde çekeceğim. Sonra hazırladıklarımı da sizlere gösteririm. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Derin uzaktan eğitim dinledi. Şimdi Emrah'ı bizim odaya gönderdim. Derin zaten ödevini yapıyor. Kutay da boyama yapmaya başladı. Mutfak öyle duruyor. Mutfağı düzeltmedim. Şöyle göstereyim minnoşlarımı. Bizim bu aktivite masasını çok soranlar oluyor. Biz Neon 1'den almıştık arkadaşlar ama yani A101'e BİM'e falan da geliyor arada. Takip edebilirsiniz. 15 liraydı. Evet. Hadi bakalım. Kızım da öğretmenin gönderdiği ödevler vardı. Onları yapmaya başladı dediğim gibi. Aferin benim güzel kızıma. Peki Tuğba ne yapacak? Tuğba da herkes odalara gönderdiyse. Bir sileceğim, süpüreceğim. Çamaşır suyu olan bir suyla. Şu an neden odaklamıyorsun beni? Şimdi oldu. Mutfağı da sonra halledeyim diyorum. Önce bura bir çıksın içimden. Çünkü hani ödevlerini yaparlar ederler. Buraya geri gelirler. O yüzden öncelik burayı halletmek istiyorum. Evet başlayayım hemen.
Arkadaşlar artık oturdum, işlerimi falan hallettim, rutin temizliğimi yaptım anlayacağınız. Cam tabii ki rutin temizliğim değil ama böyle bir camı aralayınca şey göründü gözüme. Halbuki yağmur hayağda, hayağacak havası var şu ara ama yine de duramadım, oranın camını bir sileyim dedim. Bunun dışında geri her şey rutin işlerim. Özellikle şu ara günlük bu işleri yapmaya çalışıyorum. Hani bu gördüğünüz süpürgeyi açmasam bile her daim açtığım süpürgeyle açıyorum. Hemen villada tutuyorum. Sonra çocukların sık dokunduğu yerleri bir miktar suyun içerisine biraz kolonya döktüm. Limon kolonyası. Onunla temizledim. Böyle internetten görmüştüm. Bu virüs sirkeyi seviyormuş diye bana yazanlar oldu. Netten de gördüm. O yüzden sirkeli suyla temizlik yapmıyorum. Sildiğim yerlere çamaşır suyu kullanıyorum ki bu Bingo'nun çamaşır suyunu gördünüz zaten. Pek hoşlanmıyorum o çamaşır suyundan ama sonuçta çocuklar her gün evde olduğu için onları daraltmayan, rahatsız etmeyecek bir şey kullanmam gerekiyordu. Bir Bingo'nun nefes aldıran çamaşır suyunu kullanıyorum. O da bitti, yenisi alınacak. Tuvaleti de geceden yıkadığım için o tuvalete hiç ellemedim ama her gece yıkıyorum orayı da. Kısacası rutin temizlik bu şekilde. Akşama yemeğim yok. Ne yapsam bilmiyorum. Kutay bilin bakalım ne istiyor. Top pişi. Derinden ne çikolatalı kek mi yapsan dedi. Belki akşam kahvaltısı olur. Çocuklar öğlen yemeklerini de yediler bu arada. Çocukları yıkamayı düşünüyorum.
Çocukları yıkadıktan sonra ben de hemen bir duş alacağım. İyi yaşa, bu çocuk neden hapşırdı şimdi? İnsanlar gerçekten paranoyak oldu yani. Hani biri öksürüyor, acaba neden öksürdü? Biri hapşırıyor, acaba niye hapşırdı? Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim, yardımcımız olsun Rabbim. Ay, sıçramışım. Anne. Anne. Sakız mı çiğnemek istiyorsun? Tamam. Ablana da verelim. Ablana da verelim. Al bakalım. Çocukları banyoya sokmadan şey yapacağım arkadaşlar. Artık meyve çayı mı dersiniz? Meyve kompostosu mu, hoşafı mı dersiniz? Böyle taze meyvelerden içecek yapmak istiyorum. Evde olan malzemelerle. Şuraya 4 tane çilek, 1 elma, 1 armut, bir de limon çıkardım ama bu limonun hepsini kullanmayacağız. Bir çay bardağı da toz şeker, daha da az kullanabilirsiniz. Bunları böyle doğrayacağım. Bunun içinde rahat 2 litre kadar su vardır. 2 litre yoksa bile 2 litreden 1-2 bardak eksiktir yani. 1,5 litre garanti. Bu şekilde şimdi ocağa koyacağım. Bunu biraz kaynatacağım. Elmalar yumuşamaya başladıktan sonra 2 tane de karanfil atacağım içine. Ondan sonra meyve çayımız hazırdır. Meyve çayımızı mı diyeyim, meyve kompostumuzu mu diyeyim, artık onu ocağa koydum. Ben şimdi çocukları yıkamaya gidiyorum. Oğlum misler gibi oldu ablaları. Abla da mis gibi olacak. Evet, abla da mis gibi olacak birazdan. Çorabını da giydireyim. Evet. Meyve çayım olmak üzere, altını kapatmadan şöyle elime 3 adet karanfil geldi. O karanfilleri de koydum. Bu arada ocağa koyduktan sonra evde bulanıklaştı. Taze vişne oldu, aklıma geldi. Bir avuç kadar da taze vişne koydum. Şimdi bir karıştırayım bunu. Bir 5-10 dakikada böyle kaynatacağım karanfille ve tamamdır bu da. Arkadaşlar kızımı yıkadım. Ben de duşumu aldım. Kompostumuz da olmuş. Bunu hemen sürahiye boşaltacağım. Mis gibi kokmuş. Mutfağın içerisi vişne kokusuydu, çilek kokusuydu, karanfil kokusuydu. Muhteşem bir kokusu var. Onu boşaltacağım şimdi. Ondan sonra da Bismillahirrahmanirrahim deyip damla çikolatalı kekti. Top pişiydi. Benim de canım patates salatası istiyor. Böyle sarımsaklı, mayonezli, hardallı falan. Öyle bir patates salatası yapacağım. Yaptıktan sonra size gösteririm. Eğer bunu hiç içine şeker koymadan yaparsanız, hani et gıdaya geçmiş çocuklarınız için böyle meyveleri haşlayıp hem suyunu ona verebilirsiniz, hem püresini yedirebilirsiniz. Mevsiminde meyvelerle yaparsınız zaten. Mis gibi oldu vallahi, mis arkadaşlar. Şu an sıcak, bayağı sıcak. İsterseniz bu şekilde çay gibi için, isterseniz soğutun öyle için, hatta yazın içine buz ekleyin öyle için. Yaz olsun, kış olsun, mis gibi gidecek bir İçecek bu. Hatta işime başlamadan bir bardak alacağım ben. Nasıl güzel bir kokusu var sizlere anlatamam arkadaşlar. Eğer denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Birçok meyveyle bunu yapabilirsiniz. Yani portakal, mandalina, şeftali. Yani aklınıza gelebilecek kivi, meyve her şeyle yapabilirsiniz. Ben çok seviyorum böyle içecek yapmayı. Annem bize biz çocukken çok sık yapardı. Evde ne meyve varsa artık. Hatta bazen kuru meyveler, taze meyveler öyle karışık da yapardı. Evet, şimdi bunu hemen ben afiyetle içeyim. Ondan sonra işlerime başlayayım. Son halini de göstereyim dedim. Şöyle işimiz. Şu ara pişideki şekil olarak favorimiz bu. Top pişi. Burada da böyle damla çikolatalı kekimiz. İki kardeşin sesi gelebilir elbette. Burada salatamız mayonezli, hardallı falan.
Böyle karışınca biraz tipi farklı oluyor ama bence çok lezzetli oluyor. Burada da Emrah kahvaltılık istedi. Burada da çocuklara sade olarak ayırdığım patates. Emrah'ım da çaylarımızı koyuyor. Şimdi bize afiyet olsun. Bugünkü akşam menümüz de böyle. Arkadaşlar biz yemeğimizi afiyetle yedik. Ortalığı falan topladık Emrah'la beraber. Ben videomu sonlandırayım. Çocuklarla da origami yapacaktık. Origami yaparız diye düşünüyorum. Daha da fazla bu videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. İnşallah sıkılmadan, severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.